Bu geceki ikinci skecim de Erzurumlu teyze skeci. Tekrar bu karaktere can vermiş olmak benim için çok büyük mutluluk. Çok güçlü rakipler kaldı haliyle sonuçta. Gerçekten hak eden ve gerçekten çok iyi oyuncular kaldı. Ama ben her birimizin ayrı ayrı tılsımı olduğunu düşünüyorum. Şimdi gerçekten birincilik hedefim yok. İçime de birinci olacakmışım gibi doğmuyor açıkçası. Ama eğer olursam Tuğçe Karabayır'ın bugüne kadar yaşadığı en büyük sürpriz olacak. Sıradaki skecimiz adeta bir all-star geçidi. Gündüz kuşağı fenomenimiz Derya. Karizmatik anchorman'ımız Bartu. Acar muhabirimiz Ünal. Laz ustamız Ömür ve diğerleri. Hepsi tek bir vatandaşın peşine neden düşer? Düşerse de neler olur? Yarışmacımız Tuğçe gösterecek. İyi ki seyirler. Anne bak! Anne bak! 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 Anne bak! Anne! 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 Bak anne! Vur! Anne bak! Vur! Kurban olayım ya. Anne! Murat, am bu gözüm kör olsun bir daha sana bakamam inşallah. Ula gene ne istesen ya? Anne drone istiyorum ben, bana drone al. Allah'ın seversen drone al, orada gördüm çocuk uçuruyor. Drone al bana. Ben de Allah canım alsın da ondan kurtulayım isterim. Senden de kurtulayım isterim. Ula sen ne çıkardın gene drone'dır murondur? Drone nedir ya? Drone anne, uçan kamera ya. Ne olur drone al bana. Drone istiyorum ben, drone al anne. Uçan kamera? Hey aman, ben de diyordum ki bizim evin nesi eksikti? Bizim evin bir çatısı yok. Bir de drone'umuz yok. Şş, Ecep hangisini alsak acaba Murat? Bu yaman hele, bu nasıl yaman çelişki böyle? Anne ne olur drone al, anne ne olur çatıyı yaptır sonra. Anne drone al ya, babam da çok sever, ne olur ya. Murat, kurban olayım, eğer ben onun drone'un parasını gider de o bizim kiranın parasına gömersem... Ya senin babam benim nerelerime gömersem bilir misin? Anne bak 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 bak, abuk subuk konuşuyorsun anne, bak bak bir ev kirası ya anne, bak ya. Murat Allah'ım sevirsen sus, yürü bu tarafa, Allah'ım sevirsen sus bak. Ya otobüs gelecek, gideceğiz şimdi, drone al bana ya. Bırakma da Murat, Allah bir daha seni döveceğim artık, bir yeter ya, bu ne ya? Estağfurullah, kafana bir tane patlattım ya. Ne? Minnet görür ya, minnet görür, hele beni veremedi lan bu ya. Duran burada, tövbe estağfurullah. Murtuca sakin ol ya, sakin ol. Bu yaşta evlat katili mi olacağım, vuracağım ağzının ortasına dağıtacağım. Bu neydi böyle ya, estağfurullah. Sakin ol Tuba. Sakin ol hele, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sabunu koydum legene, gör başıma ne gele. Ben canımı veririm kadir kıymet bilene. Dön o yana. Uyanamış be lan! Estağfurullah! O ne lan? O ne lan? Uyaman estağfurullah. Orada dur, orada dur! Ne olur bizim ses ver yarışmasına bir katılır mısınız hanımefendi? Önce ben gördüm küçük hanım. Lütfen detoneni al da gel yarışmamıza, yarışmacı olur musun lütfen? Aman durun ya, tövbe estağfurullah. Bu nedir böyle, gizli kamera şakası mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ne gizli kamerası ya? Bu kameranın gizli bir hali mi var hanımefendi? Ben de onu diyordum işte, eğer gizlemek istiyorsanız de yani hiç becerememişsiniz, onu diyecektim. Ya yok, bu kamera şakası değil. Sesiniz güzel, acaba bizim ses ver yarışmasına katılır mısınız diye geldik. Kız kız, biz daha çok istiyoruz, biz daha çok istiyoruz. Tamam yok yok, benim işim gücüm var ama ben istemiyorum, öyle gidin ya. Birisi ter mi kokuyor burada, birisi ter mi kokuyor acaba? Burası biriniz, ter mi kokuyorsunuz biriniz? Hocam. Bize anlatın, aile dramımı, açlık sınırımı, yoksulluk sınırımı, Ay habersizlikten kafa yemenin sınırındayım ben gerçekten şu anda ve burası feci şekilde ter kokuyor. Aman beyefendi, yok yani benim haber değerim yok. Vallahi ben mahalledeki dedikoduları bile bilmiyorum. Ya haber merkezi tatile çıktı. Koskoca anchorman burada, haber peşinde koşuyorum ben ya. Ana, habere çıksana, ana habere. Aman yok estağfurullah. Yani ben kimim ki hele? Çıkayım yok abi, yok ben istemiyorum. Ya bir olay buluruz. Fakirlikte koca dayağıydı. Bir şeydi. Yok mu öyle şeyler? Açlıktan çocuğunu yemeler. Ya ses ver yarışmasına. Yarışmacı olarak gel be ablacığım. Gel ya. Hayır, hayır. Detoneni al da gel yarışmasına. Yarışmacı olarak gel. Bize gel, bize gel, bize gel. Kız bize katıl, bize katıl. Ya çekil, bize katıl. Ya çekil, bize katıl. Kamerayla
Hele sana buradan yere yapıştırarım. Hele bunu tipi... Bu karı ne bu? Valla bence Burcu Esmer Soy'dan daha güzel ablacığım. Aman dişsiz Allah'ın sevirsen dişsiz ya. Ulan bir şoppik ellerine saldırdı, ama bunu yırttı. Tövbe estağfurullah. Ama ben bunu yeni almıştım. Modele yırttı. Efendim elbise mi? Aa, çekin bakayım şuradan. Efendim bu ne hal? Kız şunun altına yazılan bir stiletto falan bir şey giyseydin yani. Neyse neyse tamam canını sıkma. Gel biz seni bu şarj benimle yarışmacı yapalım. Stilini tazeleyelim aşkım, ne diyorsun? Tövbe estağfurullah. Yani Türkiye'de bir yarışmacı adayı ben mi kaldım? Ne oluyor? Yani 3-5 kişiden biri de sizsiniz. Aynen. Ya çok ter kokuyor burası, ben dayanamayacağım artık, lafımı unutuyorum kokudan. Burnumuz düştü, bu nasıl bir şey gibi? Ya bana bakın, asfalt döktüler, herhalde ondan olmuştur. Sana bakınca gözüm yanıyor benim ya. Oy! Ucan aman bu otobüs nerede kaldı ya? Tövbe estağfurullah, daha eve gideceğim, bulgu pişireceğim. Oy ne lezzetli! Teyzeciğim! Bir dakika, kim bilir ne lezzetli olur senin elinden. Seda'yla yöreden çöreğe programına katılmak ister misin? Beraber yemek yaparız. Mutfakta bulgurlu ellerimizle. Şarkılar söyleriz, salak saçma danslar filan ederiz. Bu parmak bu, ne diyorsun? Vallahi anne ben bunu seyrettim. Bu büyüğü oturuşta kuzu yiyor ha. Vallahi ne diyeyim bacım, Allah sana şifa versin direm, ne diyeyim? Bu hafta Anadolu'nun, bozkırımın cefakar teyzesiyle hemhal olsak fena mı olur? Ne Anadolu'su ya, Allah Allah. Biz tamamen iki terlide oturuyoruz. Edirne'den sonra Avrupa'ya en yakın yer. Her neyse. Ablam, teyzem ne diyorsun? Gel programı ver. Ver o mübarek elini öpeyim abla. Şöyle çekil o tarafa. Kim kemen ablası? Hele aman kartoroslara kalkmış benim elimi öpmeye çalışıyor. Tövbe estağfurullah. Sen git kimin elini öpür ya? Ay deme öyle, tarhana kokulu teyzem benim. Ay sanki burada biri yapılan ilk tarhanayı koltuk altında saklamış gibi kokuyor. Ya çöp kamyonu geçti, o kokuyordur abiciğim. Eridi gitti kamyon be, eridi gitti, vallahi gitti. Anne bunlar para veriyorlar mı anne, para veriyorlar mı? Dur Murat, Allah'ım sevirsem ya. Aa bana bak, para mı istiyorsun? Evet, drone alacağım, para istiyorum ya. Tamam ya, biz sana veririz, neden olmasın? Ay ciğerim tıkandı. Kız, biz de sana veririz para, çok para veririz biz sana. Aman yok yok, istemiyorum ya. Tövbe estağfurullah, ne öyle çıkacağım, çengi mengi gibi oynayacağım. Vallahi billah kocam beni alır, bunu da alır bir güzel döver, ondan sonra da kapının önüne koyar. Ha, bunun haberini yapabilir miyiz? Allah korusun. Hadi yine gel, beni mi al? Beni mi al, bıraktım, kime giderim? Beni duymazsın, kime veririm? Kız Tuğçe, duyduğuma göre kocan seni boşuyormuş. Gel benim programa katıl, sana koca bulalım ha. Ben yandım. Bana bak bana. Biliyor musun ben sunucu oldum. Biliyorum hakim. Bu arada eski sıkışlarda ne kadar manyak varsa buraya toplanmış. Hakikaten ha. Hepsini toplamışlar. Biz seni çıkaramadık buradan yalnız. Yani kokulu çocuk da burada, bu ofiste çalışıyordu, yapımcı mı olmuş? Tuğçe, Tuğçe bak son programımızın konsepti maskeli balı. O yüzden senin hemen hazırlanman lazım, bebeğe hemen gitmeniz lazım. Hadi hadi. Öznurcu, güzelim sen istersen bu rekabete girme ha. Bu piyasada yenisin, seni civciv gibi ezmeyelim ha. Hadi yine gel benim al. Benim alım aslan, kime giderim? Tuğçe kız, gel benim programa. Yemin ediyorum sana evi, arabası böyle yazlı olan bir adam bulacağım ha. Mübarek gidin başımdan canım. Kenede mi yapıştın? Bu nasıl bir işti böyle ya Resulallah ya? Ben sevgilimle kocamla da çok mutluyum yani. Ah, eli kanalı, yüreği yaralı teyzem. Bana da mı gelmeyeceksin gözleme yapmaya? Kız sus bak. Sene zaten fulgucuğum. Hele o zaman ortasından bitirim. Oradan kafanı dağıtır ama.
Yeter ya, çıkmayın tam bu tarafa. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Hele beni dinle, git bu tarafa. Aa, karısı yırdı lan. Estağfurullah. Ne öyle buna bakacak? Bir tane fotoğraf oturun. Estağfurullah. Hele beni dinle, hele de sus. Kaç. Bir sus beni dinle, estağfurullah. Bakın aranızda benim dikkatimi çeken herhangi bir problem, programınız falan filan yoktur, tamam. Daha gideceğim, evin çatısını yapacağım. Daha onun çatısı akmış, onu temizleyeceğim, ona kurban ya. Tamam mı? Ay şimdi ben dediğim zaman dağılacağım Murat üstü, dediğim zaman söylerim, tamam. Ay şimdi dediğim vakit dağırır, Murat koş 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 koş. Aa, dur sen, dur sen. Bir dakika! Canın ağrıyor. Sen niye bunu tutamayırım ya? Canın sağ olsun. Bir dakika, evinizin çatısı mı yok? Nasıl ya, böyle bir şey olur mu ya? Biz ekibimizle beraber geliyoruz 24 saatte iç süs komple yapayarık ya. İlgilenir misin, sıcak bakar mısın bilmiyorum. Vallahi. Sıcak bak anne, sıcak bak. Bak anne, bak bak bak, bak anne sıcak bak. Murat, duracağım ay şimdi. Sıcak bakıyorum. Yani ne bileyim, kocam da öyle dekorasyon işlerinden hoşlanır gibi gelir bana. İyi hadi bakalım. Sıcak bakayasın, kör bakayam. Kameraman arabada bekliyor. Hadi bakayam. Hadi görüşürüz oğlum, hadi kalk. Ya anne ya, ne olur ya, ben drone istiyorum ya. Bana drone al, çatıdan vazgeçtim. Drone al bana ya. Murat, vallahi bunların ortasında bir tane vuracağım, yere yapıştıracağım seni. Tamam o zaman, ben de tek başıma, bir başıma, hür başıma ya şarkı yarışmasına katılırım. Kendi paramı kendim kazanırım, alırım kendi drone'umu. Uçan kamera istiyorum ben. Nasıl ya, bir dakika, bir dakika. Senin sesin güzel mi çocuk? Vallahi çok güzel. Senin anan güzel mi? söyle bakayım bir bukle. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hepimiz seni... Tamam. Yeter, yeter. Madem sesin güzel, biz seni bizim yarışmaya alırız. Koy. Hem de drone alırız sana. O zaman ben size geliyorum galiba. Anne, ben bir sene içinde bununla otel odasında ölü yakalanırsam şaşırmayın ya. Lan ben ne yapacağım ya? Ay bence sen bir duş yap. Bir duş. Ne? Ne? Kokuyorsun Ünal. Leş gibi kokuyorsun. Leşim gibi. Ay ağzını öpeyim ya. Hamide kardeşler Allah. Bu nasıl bir kokmak bu ya? Hayır, bu nasıl bir koku, ben bunu anlamıyorum ben. Sen ölü akrabalarını mı yiyorsun Ünal? Ya nasıl bir, sen kirli çoraplarla mı besleniyorsun acaba? Ya bu nasıl bir kokmak, böyle bir koku olur mu bu Allah aşkına? Bu nasıl bir koku ya? Aa, ama böyle dank diye söylenir mi ya milletin ortasında ya? Ayıp değil mi ya milletin ortasında, niye bağırıyorsun, terlisin, kokuyorsun diye? Anchorman Martu Bey, ısın bir biraz. Senin şahsına özel bir şey değil. Şahsına özel efendim. Şahsına özel. Böyle bir orijinal koku ben daha görmedim yani. Parmak izi gibi efendim. Vallahi parmak izi gibi koku. Nüfus cüzdanı fotokopisi gibi kokuyorsun. Böyle de bir koku olabilir yani. Ne kadar değişik gibi kokan. Gobi çölünde gezintiye çıksan seni herkes kokundan bulur yani, o kadar kocaman bir çöl orası, öyle düşünmeni istediğim anlardan biri şu an. Ve ya ben böyle kokuyu hiç bir zaman görmedim. Ayrıca ilginç bir yanı daha var bu kokunun. O kadar leş kokuyor ki insan bir koklamak istiyor sürekli gibi de bir şey var yani sürekli. Ve ben bunu kokladıkça da haber yetiştiremiyorum. 20 dakikam var. Bak. Kötü kokular. Dur, bu koku beni öldürecek lan. Sakin ol, sakin. Komodin Türkiye'de son skeçimde ölecek miydim ya? Alo abi. Mürse. Kanı. Kız, ne oldu da lan gibi çocuğa? Ay öleceğim diye diye öldü, iyi mi? Öldü mü? Vah 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 vah. Kafa gibi çocuk öldü mü? Aman ya, bir ağlayanı da yok, görüyor musun ya? Lan ben bunları nereden tanıyorum? Ablacığım, bu cenaze skecindeki ağlamacı kadınla bayılmacı kadın. Vallahi da onlar lan. Tenan treni al, ben arkandan geliyorum. Okey, giriyorum. İçim yanar. Ay, pantolonu burada, dur da içindeki nerede? Dur. Güzel.
Ya bacım bir dakika, sizin sesiniz hiç fena değil ha. Karadeniz yemekleri yapmayı biliyor musunuz? Yalnız giyimleri de çok tarz. Tuttum. Kız bana bak. Kız. Ne? Bekar mısınız siz? Bekarız, ne oldu? Ne oldu? Televizyona çıkmak istiyor musunuz? Onu soruyoruz ya. Ha? Ablacığım, ister misin televizyona çıkmak? Ay bu koku da neydi? Olabilir, hangi kanal? Yani hepimize böyle sırayla. E olabilir. Aslında Derya ablacığım, bizim işimiz bir yerde show business. Ama bekarlık da zor tabii. Ben burada kendi kendime bir at yakabilirim. Buyur canım. Daş gibi kız burada dur da kocası da nerede dur. Hey maşallah çok güzel. Hadi bakalım. Hadi yine gel benim al. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadılar, sağ olsunlar. Özellikle Derya'yı. Hala gülüyorlar. Bakalım yorumlarına nasıl yansıyacak. Terliklere hastayım. Terlikler, evet ya. O terlikler. Özellikle büyük istiyorum Çerler. Tabii ki. Uzatıyorum. Muhteşem. Tuğçe kendini bulmuş tabii. Çok merkezdeydi uzun bir süre. Ve merkezde olmanın hakkını verdi. Evet. Bu sefer olmuş gerçekten. Çok beğendim. Buçuklu buçuklu vermeyeceğim. İyi puan vereceğim. Neyse. Yan tarafa geç. Komşuya geçelim. Tamam Gülser. Ben beğendim. Zaten bu şivede rahat ettiğini biliyordum. Onun için aslında bütün yarışmacılara biraz öyle iki farklı rol vermeye çalıştım. Bir çok alıştıkları bir şey, bir farklı bir şey gibi. Bunda çok rahattın, çok tatlıydın. Biraz laflar kaçtı ama hepsi senden kaynaklı değildi. Güzel idare ettin. Güzel giyiyorsun sen bu rolleri. Doğaçlamalarınla falan da renklendirdin. Güzeldi ama bu rolün daha iyi bir versiyonunu seyretmiştim ben senden. Ama çok güzeldi yine de. Çok teşekkür ederim. Çok enerjikti. Çok sevimliydi. Ve hakikaten dedikleri gibi sen bunun içinde çok rahatsın. Bu karakterin içinde. Çok rahat ettiğin bir yer burası ki o da belli oluyordu. Ya bir yerine kadar tek başına götürüyordun skeci. O da çok önemli bir şey. Zaman zaman yarışmacılarımıza daha az roller geliyor mu? Burada Gülse özellikle daha çok roller vermeye gayret etmiş her yarışmacıya. Evet. Ve sen de bunun altından başarıyla kalktın bence. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Peki puanlarınızı da hemen alalım isterim. Bugünkü seni. Puan verme ritmime baktığımda Tuğçe'ye 9 vermem gerektiğini düşünüyorum. Yes. Teşekkür ederim. Bence de öyle. Bir önceki performansına 8 vermiştik. Ona göre bu bence de 9'luk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Bunlar söylemeden ben yazmıştım bile 9. Güzel. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ve içeri gittiğimizde acaba nasıl puanlar göreceğiz. Derya abla. Verdim hemen puanı. Teşekkür ediyorum. Oynarken bir ara Tuğçe kendine Tuğba dedi. Allah Allah ne oluyor falan dedim. Ondan sonra gitti. İçeride sordum ki sen Tuğba dedin kendine farkında mısın? Evet bilmiyorum ama annem bana Tuğba diyordu. Galiba orada kendiyle oynarken öyle bir şey kaçırdı. Evet. Ama olsun. Biz anladık Tuğçe'yi de bunu. Ben bile anladım. Tuğba sen ver. Var. Tuğçe bir yerde böldüm seni kusura bakma ama çok güzeldi. Çok keyifliydi. Puanımı verdim. Teşekkürler. Bartu sen verdin mi? Selam. Selam. Çok iyiydi her şey. Çok teşekkürler. Her şey için. İyi eğlenceler Tuğçe. Bol şans. Çok teşekkür ederim. Hazırla demiştiniz ya. Evet peki. Hazırlayıp geldim. Konuşmanı hazırladın çok, mı? Evet. Buyur. Çok çok teşekkür ederim. Herkese çok büyük teşekkür gerekiyor. Bugün artık final günü. Ben gerçekten buradaki demiştim ki bir gün giderken. Ben bu rüya bitsin istemiyorum demiştim. Sanırım rüyanın sonuna geldik ama daha güzel rüyalar görmek üzere başka uykulara dalacağımı biliyorum.
Bugün burada ekip şefim Erkan Karadeniz var, ekip arkadaşlarım var ve eski yarışmacı arkadaşlarımız bizi buraya alkışlamaya geldiler. Hepsine çok teşekkür ederim. Aileme de arkamda durdukları için ve hala ısrarla beni arayıp ne oldu ne oldu dedikleri için, bunu başardığım için bir kez daha onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Aslı biz teşekkür ederiz. Alkışlarla alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.